Kur'an'da Nebiye Edep 3. Yüce Allah, Habibine sallallahu aleyhi ve sellem gösterilmesi gereken saygıyı anlatırken detaya kadar inerek şöyle buyurur. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinizle yüksek sesle konuştuğunuz gibi onunla da öyle yüksek sesle konuşmayın. Yoksa siz farkında olmadan amelleriniz boşa gider.'' Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlarsa öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini takva için imtihan etmiş, onların takvaya ehil olduklarını anlamıştır ve büyük mükafat vardır. Ey peygamber! Odalarının arkasından sana bağıranların çokları düşüncesiz kimselerdir. Onlar sen kendilerinin yanına çıkıncaya kadar bekleselerdi, kendileri için elbette daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Hucurat Suresi 2 ve 5. ayetler. Görüldüğü gibi yüce Allah bu ayetlerde de onun huzurunda onun ses tonundan daha yüksek bir sesle konuşulmaması gerektiğini bildirmiş. Aksi takdirde yapılan bütün amellerin farkında olunmadan bir anda boşa gideceğini haber vermiştir bu ayetlerin inmesinden sonra ashabın ikinci ayette sözü edilen imtihandan başarıyla geçmek için bu hususa çok dikkat ettikleri ve bu emirleri hassasiyetle uyguladıkları bir gerçektir. Mesela tefsirlerde bu ayetin inmesinden sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in (radıyallahu anhum ecmain Resulullah'ın huzurunda çok alçak sesle konuştukları belirtilmiş yaratılıştan yüksek bir ses tonuna sahip olan Sabit bin Kays ise radiyallahu an bu ayetin inmesinden sonra ben cehennem ehlindenim deyip evinden çıkmamış, bunu duyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ses tonunun yaratılıştan yüksek olması sebebiyle kendisinin bu hükmün kapsamına girmediğini belirterek onu teselli etmişlerdir. Yukarıda ayetlerde de Yüce Allah, Hazreti Peygamber'i yüksek sesle çağırmanın yanlış olduğunu beyan etmektedir. Türbe-i saadetlerinde de sesimizi yükseltmekten ve edebe aykırı her türlü davranıştan kaçınmalıyız. Diyanet İlmi Dergi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özel sayısı 2003 sayfa 477 9 Nisan Mevlana takvimi